Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Fatih Mekke 10. sefir 66. kısım. Asıl içinde vasıl. Abdestsiz tavaf. Bazı bilginler kasıtla ya da unutarak abdestsiz tavafı caiz saymamıştır. Bir kısmı ise bunu yeterli görmüş fakat tavafı yenilemeye müstahap saymıştır. Böyle tavaf yapan insan küçük baş hayvan kesmelidir. Çünkü onlar abdestin tavafın sünneti olduğunda görüş birliğine varmıştır. Bir kısmı ise abdestsiz tavaf yapıldığında insan bunu bilmezse bunun geçerli olacağını, bildiğinde ise geçerli olmayacağını söylemiştir. Bir kısmı ise tavaf edenin elbisesini tıpkı namaz kılanın elbisesini temizlemesi gibi temizlemesini şart saymıştır. Benim bu konudaki görüşüm şudur. Kadın veya erkeğin abdestsiz tavaf yapması caizdir. Kadın hayızlı ise tavaf yapamaz. Tavaf yaptığında ise kaza etmez ve kadın bu durumda konuyla ilgili bir rivayet olduğu için günahkardır. Şeriat tavaf için abdest alma hakkında bir hüküm koymamıştır. Ancak hayızlı hakkında hüküm vardır. Hayızlı için ve bu temizliğin kendisine şart sayıldığı bütün ibadetler hakkında bir hüküm vardır. Bilmelisin ki varlıkta Allah'a ait bir yönün bulunmadığı hiçbir hal yoktur. Allah o şeyle onun varlığını korur. Bil fiil var olan her şey kendisinde bulunan bu ilahi yönle temizlenir. Şu halde varlıktaki her şey temizdir. Çünkü El-Kuddüs onlara eşlik eder. Var olan her şey ona döndürülmektedir. Öyleyse ona kulluk edin, ona güvenin. Senin Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Ayeti buna işaret eder. Burada yapılan şey Allah ile kullarını ayırmaktır. Öyleyse Allah ile kulu arasına girmek uygun olmadığı gibi kul ve efendi arasında ancak iyilik sokmak mümkündür. Lakin Mersa ve Menara arasındaki deniz sahilinde bir seyyah ile karşılaştım. O yerde bedellerden bir şahıs ile karşılaştık. O denizin dalgası üzerine yürüyordu. Kendisine selam verdim, o da selamımı aldı. Şehirlerde büyük bir zulüm ve haksızlık vardı. Kendisine, ey adam, bu şehirlerdeki zulüm hakkında ne dersin diye sordum. Kızgın bir şekilde bana baktı ve şöyle dedi. Allah'ın kullarından sana ne? Sadece iyilik söyle. Bu nedenle Allah şefaate imkan vermiş ve mazereti kabul etmiştir. Kuşkusuz necislik dini bir hükmün belirlediği geçici bir durum iken temizlik özden kaynaklanan bir durumdur. Çünkü herhangi bir vakitte geçici olanın hükmü ortaya çıktığında örnek olarak tavaf esnasındaki hayız engelini verebiliriz. Bu durumda iş zatın gerektirdiği temizliğe döner. Mümin yalan söyler mi? Bu soruya güvenilir bir hadiste Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayır demiştir. Çünkü yalancı yalan söylediği konuda doğru sözlü olamaz. Hayız ise görüş birliğiyle nefsin yalanı demektir. Tavaf ise iman halidir. Öyleyse hayızlı kadın tavaf edemez. Nitekim fasık insanın imamlığının bir görüş ayrı olmaksızın fasıklık halinde caiz olmadığını söyleriz. Fasıklık halinde fasık olan insan şeriata göre abdest alır. İmam olarak namaza başladığında Allah'a itaat etmiş olur ve bu esnada kendisine fasık diyemeyiz. Öyleyse biz fasığın arkasında kılmış sayılmayız. Fasığın arkasında namaz kılmak hakkında kendisinden delil getirilen Abdullah bin Ömer de aynı şeyi yapmıştı. Halbuki onlar yanılmıştı. Çünkü Haccac namazı kılarken Allah'ın namazda emrettiği itaati yerine getirerek fasık değildi. Fakihler bu meseleyi göz ardı etmiş ve yanılmış bir sonuca da varamamıştır. Biz bir müminden itaatin bulaşmadığı saf bir günahın çıkamayacağını açıkladık. İtaat ise bazen saf olabileceği, bazen günah ile karışabilir. Öyleyse her günaha müminin o günahın yapılmasının haram olduğu hakkındaki inancı eşlik eder. Söz konusu fiilin günah olduğuna inanmak Allah'a ibadettir. Haccac ve başka insanlar fasık iken imanları nedeniyle itaatkardı. Onların günahları itaatlerine karşı koyarken zayıflamıştır. Namazdaki veya herhangi bir fiildeki itaatini yerine getirirken insan fasık değil itaatkardır. Allah'ın kalbine iman ve itaatine karşı fasıklığı yerleştirdiği kimse farklıdır. Onun fasıklığı bu fiilin fasıklık olduğu hakkındaki inancın katışması nedeniyle zayıflar. Bilginler zikrettiğimizin dışındaki bir anlam ile fasıklığın imamlığının caiz olmadığını söylemiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem veya Allah onu söyleseydi yorum söylediğimiz gibi olurdu. O halde Müslüman fasıkın nihai derecesi iyi amelini kötü amelle karıştıran ve itaat ederken fasık olanın durumudur. Bu konudaki en önemli mesele
insanlar hakkında iyi zanda bulunmanın emredilip kötü zannın yasaklanmış olmasıdır. Fasık olduğunu bildiğimiz bir takım kimselerin abdest alıp namaz kıldıklarını gördük. İbadet ederken öyle bir insan niçin fasık diyelim ki? Öyle bir insan hakkında hüsnü zan beslemek yerine kötü zan niçin besleyelim ki? Gelecekte bu insan hakkında bir bilgimiz yoktur. Geçmişi ise Allah'ın ne yaptığını bilemeyiz. Hüküm ise bir ibadeti yerine getirip hükmünü kazandığı vakte aittir. O halde kul hakkında yapılması gereken şey iyi zan taşımaktır. Böyle yapıldığında erdemli olunur. Dindarlığına güvendiğim bir adam kendisi hakkında aşırıya gitmiş kelamcı bir fakihten şöyle aktarmıştı. Bir gün şarabın elden ele dolaştırıldığı bir mecliste o bilginin huzuruna girdim. O da toplulukla birlikte içiyordu. Nebiz bitti. Kendisine şöyle denildi. Bize gelen şu adama da nebiz ikram et. Adam şöyle dedi. Yapmam. Çünkü ben hiçbir zaman günahta ısrar etmem. İki kadeh arasında tövbe ederim ve ikinci kadehi beklemem. Elimdeyken kadehe bakarım. Rabbim bana muvaffakiyet verip onu bırakacak mıyım yoksa onu içecek miyim? İşte alemlerin durumu budur. Bu bilgin bana kavuşamama hasreti bulunmakla birlikte öldü. Halbuki kendisiyle görüşmüş ve beni tanımamıştı. Bana özlem duyduğu bir halde beni benden sordu. Bu olay 595 senesinde Mürsiye'de gerçekleşmişti. Kuşkusuz Hak sırrımdaki bir vakada bana şöyle demişti. Kullarıma kendileri için belirlediğim cömertliğimi göster. İyilik 10 ile 700 katıyla ödüllendirilecektir. Günah ise benzeriyle. Günahın fiili günah olduğuna inanmanın karşısında direnemez. Benim kullarım rahmetimden nasıl ümit keser? Rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Ben ise kullarımın zannına göreyim. Öyleyse benim hakkımda iyi zanda bulunsunlar. Fasıl içinde vasıl. Tavafın sayıları. Kudum, ifaza ve veda tavafı. Kudum tavafı ve veda tavafının karşıtıdır. Bu ise diğeri için isim gibidir. Kuşkusuz Allah katında İsa Adem gibidir. Böylece mülk devri sona erdi. İfaza tavafı ise onların arasında bir berzahtır. Onu aşmazlar. Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? Kudüm tavafından inci çıkar. Bunlar haccın fiillerindeki marifetlerdir. Veda tavafından ise mercan çıkar. Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? Öyleyse ziyaret tavafının kudüm tavafına dönük bir yönü vardır. Bazen de onun yerini alır. Başka bir yönü de veda tarafınadır. Bazen de onun yerini alır. Kuşkusuz bilginler her iki görüşü dile getirmişlerdir. Bu bölüm daha sonra Allah'ın izniyle zikredilecektir. Tavafın ve ondan ortaya çıkan şeylerin batini yorumu yapılmıştır. Öyleyse kudum tavafı kendisinden bilgi almak üzere Allah'a yönelen akla benzer. Veda tavafı ise bilgi almak için nefse bilgi vermek üzere yönelen akla benzer. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisine vahiy getirirken Cebrail'e yönelirdi. Sonra peygamber aldıklarını Cebrail ayrıldığında elçilik görevini yapmak üzere insanlara aktarırdı. Bu halde peygamber her zaman iki tavaf arasında bulunurdu. Kudum ve veda tavafı. Bunların arasında ise tavaf ve ziyaret vardır. Tavafın sayısı 3'tür. Çünkü daha önce bilgilerin ancak 3 mertebeden ortaya çıktığını ifade etmiştik. Bu bilgiler fikir kaynaklı olabileceği gibi verili de olabilir. Kuşkusuz sana berzahın hüküm bakımından iki ucu birleştirmesi nedeniyle daha üstün olduğunu açıkladık. Böylelikle dilenin her şekilde tasavvur edilebilir ve dilenen her yönün hükmünde gerçekleşebilir ve onların yerini alabilir. Öyleyse o tam bir güç sahibidir. Söylediğimiz şeyin hükmü şeriatın zahirinde ortaya çıkmıştır. Bunlardan birisi de bilginlerin bu üç tavaftan vacip olan tavafın ki yapılmadığında haç geçersiz sayılır, ifaza tavafı olduğunda görüş birliğine varmışlardır. Çünkü Arafat'a çıkan kimse taş atıp ifaza tavafından sonra Mekke'ye geldiğinde bu tavaf kudum tavafının yerini alır ve onun haccı geçerli olur. Veda eden ise kendi zannınca veda tavafını yapıp ifaza tavafını yapmadığında ise bu tavaf ifaza tavafı olur ve veda tavafının yerini alır. Çünkü evi ifazadan ibaret olan vücub tavafı vaktinde tavaf etmiştir. Böylece Allah ifaza tavafını kabul eder ve onu veda tavafının yerine sayar. Nitekim daha önce Ramazan ayında gönüllü oruç tutan kimseyle ilgili olarak Ramazan'ın farziyetini o orucun vaktin hükmü nedeniyle vacibe çevirdiğini ve burada niyetin etkili olmadığını belirtmiştik.
Bilginlerin çoğunluğu Mekke'ye geliş tavafının, ifaza tavafının yerini almayacağında görüş birliğindedir. Sanki onlar vacip olanın tek bir tavaf olduğunu söylemiştir. Bir kısmı kudum ve veda tavafının haccın sünneti olduğunda görüş birliğine varmıştır. Şu var ki haccı kaçırmaktan korkan kimsenin durumu farklıdır. Çünkü kudum tavafı onun adına ifaza tavafının yerini alır. Bazı bilginler ise ifaza tavafının kudum tavafının yerini almasını rem yani taş atma yapan için müstahap saymıştır. Mekkelilere gelirsek onlara bir tek tavaf zorunludur. Temettü yapana gelirsek kıran hacı yapmadığında onun iki tavaf yapması gerekir. Kıran hacı yaparsa tek tavaf yapması gerekir. Benim görüşüm böyledir. 66. kısım sona erdi, onu 67. kısım takip edecektir.